Ha, 17 kişi gelmiş aramızda. Çok Bu seviniyorum. Neyse, bilincin hoş bir tane üstü gelmişsiniz yani. vardır. O da Muhammedi bilinçtir. Muhammed'in üstü Muhammed'dir. Muhammed'in bir üstü de Muhammed'dir. Muhammed'in bir üstü de Muhammed'dir. Matruşka bebekleri gibi düşünün. Muhammed içinde Muhammedçikler. Ve amaç sizdeki küçük Muhammed'i ortaya çıkarmaktır. Mehmetçikleri. Muhammed'in bir cinsiyeti yoktur. Muhammed kadın erkek değildir. Muhammed ruhun, o bilincin, o nurun, o ruhun, o frekansın adıdır Muhammed. Muhammed eşittir pozitif. Muhammed alemlere rahmet, 18 bin aleme rahmet olarak gelen şu an rengin Sakaoğlu'ndaki Muhammed'dir. Bugün bize kalp atandır. Daha Muhammed'i biz nasıl anlatalım? Rengin ablam, Böyle. buradaysan hiç sorun yok, hemen seni yayına alırız. Gel ailenin içinde çayımızı beraber içelim. Ya da izlersen de yine başımızın tacısın. Özüm, hemen kulaklığımı alıp geliyorum. Oradayım. Depremde ölen senin eski birincindir Nazmiye dostum. Eski birincin. Tamam. Hoş geldin, şeref verdin Rengin abla. Hemen alıyorum seni. Özümüze hoş geldin. Ceylan, gelip alabilirler yataklarını. Selam. Merhaba. Merhaba. Evet. Güzel yürekli insan. Ey Muhammed'in eminin rengin Sakaoğlu'na bürünmüş hali. Hoş geldin. Çok şükür. Hoş. Bugünlerde gerçekten çok şükür. Her şeye çok şükür. Hakkı tanıtana, kendisini gösterene, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliğine, Mahmud ismine ve her şeye çok şükür. Çok teşekkür. Bu çok güzel sohbet ediyorsunuz. Ben de dinliyorum. Gerçekten bilincin ben biliyorum, ben yapıyorumdan. Ben bilmiyorum, bende bir şey yok. Ama bütün yapan eden sensin diyen özüne Yok. doğru bir hareket var. Fark etme hali var, bir zevk etme, aşk etme hali var. Bunun inşallah bütün zerrelerimize, bütün anda yayılması, güzellikle olması, her türlü muhabbetin baskın kalması. Çünkü yegane baskın her şeyden daha büyük frekans olan o çünkü. Başka bir daha üstün Yok. şey yok. Yok. Ondan daha güzeli yok. Daha Asla. güzeli olmayan. Öyle. Daha güzeli yine odur. Daha güzeli kendisi Evet. olan. Aynen öyle. İnşallah kendinden kendine daha da güzelleşen, daha da büyüyen. Ve hiçbir şey göründüğü gibi değil, hakikaten değil. Görünen şeyler çok bambaşka olup ama içindeki manalar, yaşanan şeyler bambaşka. Öyle. Evet. Olsun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Öyle. bu arada. Merhaba. Merhaba. Rengin abla, dostum bak Başımı ne güzel. Siz düzelteyim. geldiniz. Nasıl hareketlendi? Bak nasıl seviniyorlar. Nasıl seviniyorlar. Evet, çok Ya iyi bir taşla oldu üç kuş vurmuş gerçekten. oldular. Şimdi çok sevdiğim kişiler şöyle derdi yani. Bütün Muhammed sende, bilinci olarak sende, seninle beraber. Ve Habibullah, yani çok sevgili olan, seven ne seven ne sevilen, sevmek hücrelerimde. Öyle aşk akar devamlı halimde, böyle bir şey var. Yani bu halin bütün bu komplo teorileri, olmazlar bilmem neler, şunlar bunlara, sonsuz kere sonsuz baskın gelmesi arzu ve dileğiyle selam. Öyle de oldu. Olacak, öyle de olacak ve oldu. Evet.
Evet. Her zaman söylüyoruz bu komplo teorileri yok. Hak teknolojisi yok, şu teknolojisi yok, işte ülke gidecek. Hayırdır ya? Nereye gidiyor ya? Nereye, kim nereye gidiyor? Tamam. Çocuklar Bugün kaçırılacak bu diye ekranımızda, yurtlar göz kiralayacak ekranında evet bir yavaş depremler, tamam zahirde görüyorsun. Tamam biz diyoruz yardımını yap, yanlarında ol, bir şey demiyoruz ona. Ama ne mesaj veriyoruz sana? Bu deprem acaba sende yaşanıyor olabilir mi zihninde? Sende bir uyanış gerçekleşiyor olabilir mi? Sen kıyam ediyor olabilir misin? Sen dirilişe geçiyor olabilir misin? Senin dağların yerinden yıkılıyor olabilir mi? Tabuların yıkılıyor olabilir mi? Senin çocukluk hallerin gömülüyor olabilir mi? Senin eski bilincin enkaz altında kalıyor olabilir mi? Bu da olabilir. Ha biz bunu diyoruz ama bazıları şöyle anlıyor. Eğer şey rüya ise o zaman biz, hayır, Muhammed öyle yapmadı. Muhammed de biliyordu buranın bir rüya olduğunu ama rüyasının içinde yine anlattı. Kafasını kırdırdı, yine anlattı. Hayatın içinde oldu, acısıyla tatlısıyla yine içinde oldu. Öyle Arif olan seyreler, görelim Mevlam neyler. Bu bir geçiş halidir. Hani vurana elsiz, sövene dölsüz, hani dinsiz, dilsiz. Bu Mekke dönemi, hani anlatırlar ya. Mekke döneminde sessiz olursun. Ama Medine'ye geçtiğinde, bekaya geçtiğinde artık yani dilin çözülür artık, konuşacaksın artık. Yok sırlar saklanır. Yok işte her yerde anlatılmaz. Anlatılmaz? Merak etme. İnsanlar anlar. Öyle bir anlarlar ki senin şah damarından yakın olan anlıyor da 12 anlamayacak mısın? Üstünlüğün nedir Ali Demir? Yerlerden üstünlüğün ne? Biz susmuyoruz. Anlatacağız. Rengin abla bir yandan, ben bir yandan, Şimdi bir yandan, Hüseyin hocam bir yandan, böyle anlatıyoruz valla. Ama dikkat ediyor musunuz? Herkesin de bir tarzı var değil mi? Bakın dikkat edin. Her renge bürünmüş. Şaşırtıyor, şaşırtıyor. Akılları şaşırtıyor. İnsanlar ne bekliyor? Muhammed'i bilince böyle gelecek narin narin, değerli kardeşler. Hayır. Muhammed'i bilinç 99 ismi yerli yerinde kullanandır. Yeri gelir celal, o celalde de rahmet vardır, cemal vardır. Yeri gelir celalden. Tabii ki bizim celalimizin içinde cemalin cemali vardır. Ki o kişiye ders olur ve o kişi sonra tekrar gelir, ben hata yapmışım der. Ama başta kızabilir zihniyle. Aa bana böyle dedi veya beni engelledi. Hazır değilsin. Hazır olmadığın için bu sohbete engellenir, sistem seni düşürür. Ne zaman ki eğitimini tamamladın, o zaman gelirsin burada üniversitede master'ını yaparsın. Ben Şimdi bunu ego olsun diye söylemiyorum yani. Bu böyledir. iman iman denilen şey, mümin olmakla ilgili bir sürü şey konuşuluyor. Ben çok sevdiğim bir manevi büyükten bir şey okumak istiyorum bununla ilgili, Ne demek? müsaade ederseniz. Tabii ki, tabii ki. Şöyle diyor, o kişi bizzat Evet. tanıdığım biriydi ve çok sevdiğim biriydi. İhsan edip zat-ı mutlak zamanı verdi bize. Nöbet sende buyruğuyla mekanı verdi bize. Her ne varsa şu alemde amenna der gönlümüz. Çok şükür ki kün emriyle fermanı verdi bize. Genişletip sadrımızı meydanı verdi bize. Yeri göğü savuracak harmanı verdi bize. Hem celalin hem cemalin perdesini açıp canan. Zat-ı Hakk'ı fehmedecek irfanı verdi bize. Varlığı ile zahir olup Kur'an'ı verdi bize. Hazretinden hayran kılıp Furkan'ı verdi bize. Ahadiyet deryasında mahvedip varlık dağın. Hamd olsun ki gerçek olan imanı verdi bize. Şimdi herkes ben işte iman mümin diyor ama böyle de bir iman, yani iman denilen şey, emin olmanın bir güzelliğini paylaşmak istedim. Gönlüne, yüreğine sağlık Teşekkürler. dostum. İşte Sağ olun. Muhammedi bilinç, Muhammedi bilinç debelenip 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ilim irfan peşinde koşup kapı kapı gezip gelenlerin gelmiş olduğu en son nokta işte burada onlara mecazen insanı kamillik elbisesi giydirilen yerdir. Bizim sohbetimizde sıradan bir insan gelmez zaten. Çünkü ilgi alanı değildir. Geçim derdindedir, işte şuradadır veya tarikattadır. İşi olmaz zaten. Şimdi insanlar şöyle algılıyor. Ali Demir konuşuyor.
Bütün Türkiye dinliyor. Bakın. Burada sadece bu mekandakilerin dışında kimse dinleyemez. Zaman durdurulur. Kimse dinleyemez. Bu ilim hak edene verilir. Diğerleri kalır. Neden biliyor musunuz? Çünkü diğerleri yok. Her zaman için uyanan gerçektir. Ve siz de şu an burada, ben bir Ali Demir olarak söylüyorum. Buraya gelen her insan, Rengin abla zaten benim ablamdır. Ben o dışındadır zaten. Herkes ya insanı kamildir ya da insanı kamil olma adayıdır. Artık burasına gelmiştir. Araştırmıştır dinini, Osho'sunu, Eckhart'ını, Boji'sini, Buda'sını. Bu değil, bu değil, bu değil. Sistem en son ne yapmıştır? Hadi bakalım. Beni deli dolu halimi de bir görün bakalım. Hadi şaşırın biraz. Ve getirmiştir buraya. İşte Rengin ablamın anlatmış olduğu o imanı verdi bize dediği nokta, Muhammed'i bilince gelenler o imanı alırlar ve hakkın gören gözüyle, diliyle konuşturup verirler o imanı. İşte böyle burada iman verilir. Burada hakikat verilir insanlara. Bu öyle bir sofradır. Bakın muzlar, çilekler geliyor. Alın toplayın meyveleri. Alın, Muhammed'in gül bahçesi burası. Gördünüz mü? Muhammed'in gül bahçesinde kimler gelebilir? Güller gelebilir. Bak gül geldi soframıza. Bak geldi, hoş geldi. O sizin güzelliğiniz olsun. Aldım, kabul ettim hepimiz için. Ne demek? Yani, hepimiz için. Ne demek? Hepimiz için. Bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim varoluşumuz, her şeyimiz, her şeyimiz Muhammed'i bilir. Bu şuurdur. Budistlerde bu da olarak açığa çıktı. Hristiyanlarda baba oğul kutsal ruh dedi. Fark etmez. Musa'dan Tevrat olarak çıktı. İncil'den, Musa'dan İncil oldu. Ne fark eder ki? 1881'de Atatürk olup geldi. Sarışın yeşil gözlü hali. Ama o Muhammed'i tanıyamadılar. Bugün 2023'te Rengin Sakaoğlu oldu geldi. Ama insanlar cinsiyete takıldı. Muhammed'in bir cinsiyetinin olmadığını, Muhammed'in bir ruh, bir mana olduğunu idrak edemeyen zihinlere geldi Muhammed. İşte ben sizin 1400 sene önce anlattığınız 9 tane kadın almış Muhammed değilim. O özün size bir oyunuydu, özün size bir tuzağıydı. Ama o tuzak kuranların en hayırlısıydı bir de. Ömür Uysal abla, hoş geldin dostum. Muhammed, o bilinç dinler üstü bir bilinçtir. Muhammed, bütün dinleri de kendinde cem edendir. Ve hatta bizim Muhammed'imiz, bildiğimiz anlamda sadece şeriatçının, örtülü kadının değil, Muhammed, ateistin de Muhammed'idir, deistin de Muhammed'idir, Budistin de Muhammed'idir. Hepsinin kardeşidir. Ve hepsine de kardeşim der. O yüzden bizim sohbetlerimize transseksüeli de gelir, Budisti de gelir, Hristiyanı da gelir, ateist de gelir. Ne olarak çıkıyorlar Tibel dostum? Muhammed'i bilinç olarak çıkıyorlar. Evet, işte budur Muhammed. Biz bu Muhammed'i seviyoruz diyorlar. Çok şükür. Evet. Rengin abla ne kadar sürü... naif diyor. Evet. Rengin abla bizim yani. Cemal halimiz. Ben de Rengin ablanın Celal haliyim. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Ya bir de Mevlana ile Şems olacak yani her zaman. Yani evet, böyle bir şey var. Evet, bunu seviyorum. Böyle içimden devamlı bu tarafa doğru bir akış var. Yani aşkın olduğu yeri tanırım, öyle bir şey. Ve o aşka çok aşığım. Aşkına aşık bir çareyim ben. Benim böyle bir şiirim vardı. Angelika Akbar, Hakan Aysev seslendirdi. Onlar bestelediler. Yani Mecnun'a döndüm, divaneyim ben. Ateşe atlayan pervaneyim ben. Alemlerin incisi bir taneyim ben. Böyle bir şiir okuyasım var. Ben susayım en iyisi. Yok yok. Dostum lütfen oku ya. Evet yani. Yani oh, o kadar çok evet yani frekanslar bilmekler falan ama aynen. Yani aşktan öte bir şey ben bilmiyorum. Yok. O varsa Yok. hepsi var. O yoksa çok bir şey yok Aynen. gibi görünüyor bana.
Yani ve çok teşekkür ediyorum şu an için hepinize. Öyle bir şey. Demek, ne demek? Evet. Ne demek? Çünkü öyle bir şeyin gerçekten hakkın bir güzelliği bu da. Ve birlikte olunduğu zaman açığa çıkan ve taşan bir şey bu. Ve öyle. O yüzden bu ikilik ve çokluk alemi var. Benim fark ettiğim, yani yine bu çok sevdiğim manevi büyüğümden, Allah bu alemi iki şey için yarattım diyor. Bir tanesi bilinmekliğim, beni bileceğim. İkincisi de muhabbet etmek. Başka bir sebebi yok. Yani muhabbet ettim, muhabbetimden Muhammed oldu. Yani benim açığa çıkma yerim Muhammed ve Adem. Yani Adem'le bilinirim, ruhumla İsa olurum. Evet, doğru. İsevi bir bizim bir halimiz olur. Ruh makamını tanırız. Yani frekansları tanırız. Yani o frekanslar nasıl hareket ediyor? Onu fark ederiz, biliriz, görürüz. Ama ilk önce Adem'le başlar. Ama daha doğrusu zevk ettiğimize göre zat makamı ilk önce Musa'nın zatı bilmesi gibi bir şeydir. Ademiyet olur, İsa olur. Daha sonra Muhammed'le Habibullah olur. Yani bütün aleme ne olursa olsun, burada hangi rüya yaşanırsa yaşansın, ama muhabbeti ve çok aşkı ve zevki. Celal dendiği vakit ben mesela bir sürü şeyde katılmıyorum. Bir celal mutlaka aşka döner. Yani mutlaka aşka dönen bir şeydir. Yani Zülcelal ve İkram'dır, ama yani evet, benim tecrübe mesela kahhar mutlaka aşka döner. Mutlaka aşka döner. Mutlaka güzelliğe döner. Yani orada biz bu beşeri sistemde negatif gibi gördüğümüz kötü veya gibi olan şeyler bu yaşandığı vakit, Allah'la açığa çıktığı vakit çok büyük aşk olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de hangi bilinçten koymuş olurlarsa olsunlar, korkutucu, tehdit edici ne varsa hepsi aşka döner. Hepsi. Hiçbir tanesi öyle öyle bir şey değil. Tabii o insanların kendi bilinçleri de var. Ben bir şey demiyorum, ama Kur'an bana göre zaten evrendir ve sensindir. Her bir kitapta, her bir kişi okunası bir kitaptır. Mutlaka. Ama ilk önce kendi kitabımızdan okumamız gerekir ki bir şey okuyabilelim. Biraz okumayı öğrenelim veya fark etmeyi öğrenelim veya sevmeyi öğrenelim veyahut da yok olmayı öğrenelim. Hepsi birden var bu kitabın içinde bana göre. Böyle de bir yoğun ve güzel bir yolculuk aynı zamanda. Bütün zerrelerimiz tabii ki çok yoğun bir şekilde, bütün şu anda gördüğümüz tabloda yoğun bir şekilde böyle bir sıkıntı gibi görünen şeyin içinde. Ama bizim zerrelerimiz olduğu zaman çok değişik şekilde oraya, tabii ki Allah, ya öyle değil, gördüğümüz gibi değil. Neyse, ben susayım şimdi. Gördüğümüz gibi olmuyor. Öyle değil. Evet. Dostum biz 3 Siz saattir çok güzel konuşuyoruz sohbet zaten. ediyordunuz, ama benim böyle bir 3 saat, 3 saattir konuşuyoruz. Doğru, biz 3 saat olmuştur yaklaşık herhalde konuşuyoruz. Hande dostum da geldi. Eyvallah. Yani bu aşk bir bahri ummandır. Yani buna haddi kenar olmaz gerçekten. Bütün ve en sıkıntılı durumda gibi görünen durumda bu gerçekten fark edildiğinde sizdeki mutlaka neleri aşmışsınızdır. Bunun bir ikram bile olduğunu fark edilebilir. Ama şimdi bunu çok söylemek istemiyorum. Aynen. Öyle. Şimdi değil. Aynen. Biraz daha. Şimdi değil. Şu an bir şeylik tamam. Var. Patlama noktasına gelmiş şu an. O yüzden şu an bu tür sözler çok yanlış anlaşılmaya müsait. Evet. Kişiler çünkü hazır farklı, değiller. Şu an. Yani acı çeken bir zerre gerçekten böyle yaşamak durumunda değil. Doğru yani. Ama çekilmiş bir bomba bizim gibi aşkımız yeterince olursa, birlik ve beraberliğimiz ve aşkımız onların hepsini kaplar ve kapsar. Ve gerçekten hiç kimsenin akletmediği,
akletmeyi bile düşünmediği şekilde bir başka sahne gözümüzün önüne gelir de zaten. Kesinlikle. Bütün olay bunun için, bütün bu sohbetler bunun için gerçekten. Çünkü eğer bu birlik beraberliğimizi bu gönül aleminde, çünkü bir kişinin kendi içindeki aşk mesela bir Ali ile birlikte Hazreti Muhammed bir şey söyledi, bir Ebu Bekir tamam dedi, bir Ali onu ne hale getirdi, nasıl getirdi? Yani o bir birlikte bir çoğaltan bir durum oluyor iki zerrenin aynı anda, aynı frekansta, aynı güzellikte olabilmesiyle. Bir bin oluyor, iki olmuyor, üç olmuyor, çok daha fazla oluyor. Ve bu çok eşsiz bir şey. Çok hoş, çok güzel arkadaşlarım var, dostlarım var. Hele bir tanesi Belçika'dan bana mesela yazdı, dedi ki ben dedi kendim trans haline geçiyorum. Bir anda baygın gibi kalıyorum ve kendimi depremzedelerini orada görüyorum. Hepsinin üstünü örtüyorum. İşte bir şey veriyorum. Hatta bir çocuk uyanmış demiş ki bana işte acıktın mı demiş. Yo demiş, acıkmadım. Bir abla geldi bana su verdi. Onu verdi, bunu verdi. Ondan sonra yani gerçekten ve ben o çocuğu hatırladım diyor yani. Orada olduğumu ve o çocuğu. Şimdi bu tabii ki Ademiyet bedeninde böyle şeyler oluyor. Paralel evrenler, bizim bedenlerimiz böyle hareket edebiliyor. Buna çok şahitliğim var. Allah'ın güzelliği yine. Yani hiç başka türlü değil. Ama gönülle harekete geçiyor. Ve bütün o frekanslarla da harekete geçebiliyor. O yüzden ben oraya gidemedim diyenler öyle düşünmesin inşallah. Siz düşünmezsiniz tabii de. Çünkü oradasınız. Onlar sizsiniz. O ayrı mesele. Oradasınız bir de ayrıca. Onlarla birlikte böyle bir şey. Zaten beraberiz. Şimdi birlik olacağız diyorlar. Zaten birliyiz. Zaten beraberiz. Aynen. Ayrı bir şeyimiz yok. Ayrı bir durumumuz yok. Yani öyle bir şey yok. Ama işte bir inşallah muhabbetin artışı hali zuhur eder. Bütün ülkemde ve bütün alemde. Öyle. Hep beraber. Öyle. Şimdi hangi doğum sancısı sormuş dostum? Hangi öyle. Doğum? Doğum diyor, sancısı aynen. olacak ama sancısı olmayan doğum prematüre doğar bebek. Yarım doğar. Tam doğum olmaz sancısız olduğu zaman. Yarım doğar. Bu doğum sancısı da odur. Ve bizim de şu an yapmış olduğumuz sohbet ebelik yapıyoruz. Doğumu gerçekleştirmek. Amaç bu. Bakın insanlar her ne kadar aynı dünyada gözükse de biz ayrı paralel evrenleriz şu an dediği gibi dostumun. Doğru. Biz pozitif taraftan şu an sadece dünya frekansına geçiş yapıp onları manen o enkazın altında bile onlara moral, onlara böyle bir his. Ama bu sadece buradan gerçekleşmiyor. Zahirde de görüyorsunuz değil mi? Ekmekleri sudur. Ne yaptık? Toplu halde tabii. Enerji, para ama enerji o da. Para topladık, gittik ekmek aldık. Nereye? Hatay'a. Nereye? Adana'ya. Nereye? Adıyaman'a. Gidiyor değil mi? Hepimiz görüyoruz ambulanslarla. Yani biz burada evet. Muhammed'i bilinçlerken zihin şöyle algılamasın. Ya bunlar sadece buradan konuşuyor, pozitif bakıyor her şeye. Hayır. Yok. Bizim canlarımız orada. Bizim evet. görevimiz burası. Görev burası. Muhammed peygamber ne yapardı? Anlatırdı, orduyu gönderdi. Ama komutan ne yapardı? Arkada durdu, bekler değil mi? Kurtlarda da vardır değil mi? Komutan ne yapar? En baştaki, en arkadan izler hepsini. Hiç, öne gider mi? Zaten öndeki de kendi. Ama üstten, arka taraftan onların hepsini izler. Bu bilinç de öyle bir bilinçtir. Ama asla zahirden kopuk değildir. Asla. Yok. Zahir hayattan kopuk tabii değiliz zahir, biz. Zahir batın beraber. O evet. Öyle izleyelim. Ne olursa olsun. Sen kimi izliyorsun? Kimi izliyorsun? Rüyayı gören sensin. Şimdi ben çok tabii değerli arkadaşlar var, dostlar var. Bir sürü bir şeyler var. Fakat çok yanıltan bir söylem var bence. Pozitif olun deniyor. Ya ben diyorum ki gerçekten sen gerçekten şu manaya ermeden pozitif olmayın. Yani sadece o yani frekans dediğin şey pozitif negatif beraber. Yani ve
pozitif olmaya çalışan zerreler o kadar fazla negatif olanı, Allah çünkü bu taraftan negatif olanı çoğaltıyor ki, yani bilincin aşka gelmedikçe yapma diyorum ben, ne olur bir şey yapma. O türlü yapma. İlk önce Allah senden aşkını zuhur ettirdiği zaman sen o pozitif bile değil, daha güzel bir şey. Aynen. Pozitiften daha güzel bir şey zaten. Yani pozitif, negatif bütün yani polarite aleminin, beşeri sistemin işi. Bundan hareket inşallah etmeyiz. Yani inşallah bunu anlatabilmişizdir. Ulaşabilmiştir. Evet. Ama pozitif ve negatiften çıkan bir bilinç. O zaman onun yaptığında celalinde cemal olur. Cemalinde daha çok cemal olur. Güzel olur. Hepsi güzel olur. Hiç başka bir şey olmaz. Ama daha o bilinci, o zevki, o aşka gelmemişse bence bunu inşallah böyle anlamaz insanlarımız tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Anlatabilmişizdir inşallah diyorum. Yok, aynen öyledir, öyle. O evet. Bir türlü dostum polyanlacılık olur. Başka evet. Bir şey olmaz. Evet, yani polyanlacılıkla olmaz. Gerek yok yani, gerek yok. Olmamışsan olmuş gibi gösterme kendini. Olduğun gibi ol. Yani uyanmış taklidi yapıyorsun. Ama uyanmışlar seni görüyor. Uyanmışlar seni görüyor. Hepsi bu. Evet. Aynen. İnşallah. Uyanmış bir insan için dediğin gibi negatif, pozitif. Ya makamsızlığın, mertebesizliğin olduğu bir yerde ya. Yani diyorum ki Muhammed'i bilinç, dinler üstü bir bilinçtir. Yani sadece bu yaşadığımız dinle algılamayın diyoruz Muhammed'i. Dinler üstü ne demek? Muhittin İbn Arabi'nin dediği, Arif'in dini olmaz. Ya neden? Bence Dinin DNA kendisi. Demektir. Yaşamın yani kendisi. Şimdi din diye neden bahsediyoruz? DNA'dan bana göre. Yani DNA'larımızdadır yani. Ne var? Ya yoksa hani Muaviye'nin anlattığı din zaten bizim söylediğimiz bir şey değil. Bizim de karşı olduğumuz. Muaviye gibi mi anlattı? Hayır. Evet. Öyle bir şey değil. Yani asla. Yani Muaviye de dedi ben Allah'la hareket ediyorum. Muhammed'i ama anlamadı. Şimdi Muhammed'i tanımak için Muhammed'i olmak gerekir. Hatice tanıdı. Dedi ki bu budur. Ebu Bekir tanıdı. Yani o kişiler tanıdılar ama diğerleri tanımadı. Çünkü kendilerinde açılmamış bir bilinçti. Açılmış olan bir bilinç birini tanır. Yani Nasreddin Hoca'nın dediği gibi ağaçtan düşmüş olan gelsin yanıma. Beni o anlar dediği şey. O yüzden tanırız. Ya bu evet burası böyle. Ha evet bu böyle söylüyor. Ha tamam deriz. Çünkü orayı tanırız. O bilinç açılmamışsa tanıyamaz. O açılmamış o bilincin, o söyleminin söylediği dinden bahsetmiyoruz ki Yok. Zaten. Olmaz. Asla, asla, yok. Asla, asla. Hazreti Muhammed demiş zaten. Yani Selman-ı Farisi'den yürümüş sonra. Kesinlikle. Aşk ve muhabbet yoluyla yürümüş. Başka türlü olmaz onun bütün işleri. Yok. Öyle. Evet. Şimdi ateistin kabul etmediği şu anki dini biz de kabul etmiyoruz. Deistin kabul etmediği şu anki yaşanan dini biz de kabul Tabii. etmiyoruz. Tabii. Tabii ama ki. Ateist ve deistteki eksik noktaları da söylüyoruz onlara. Öyle de değil diyoruz yani. Tamam eyvallah Değil. Bir noktada birleştik ama siz baştan sona siliyorsunuz. Öyle değil. Bu iş öyle değil. Onlar da anlıyorlar ve hatta şunu söyleyeyim Rengin abla. Ateist, deist, Budist, Hristiyan şu anki şeriatçılardan daha çabuk anlıyor. Neden? Doğrudur. Çünkü at gözlüğü yok. Böyle ataların sesinden gitmiyor. Sorgulamış başta. Sorguladığı için de hem bilimsel yönden de açıklandığı için daha rahat anlıyor. Ama bu şeriat boyutunda takılı kalan canlarımız mesela ben kötü anlamda söylemiyorum ha. Yani böyle kilitlenmiş arkadaşça aç ya. Çünkü aç şu ellerini. Çünkü böyle daha bir geniş bir gözlük sana veriyorum. Bak sen Nokia 3310 kullanıyorsun. Ben sana iPhone 14 Pro Max veriyorum şu an. Daha güzelini veriyorum. Al bununla kullan. Yok diyor. Ben diyor bunu bırakmam. Bunu atam bana hediye etmiş bu telefonu. Tamam. Onu atmam. Şimdi demek ki o bilinç istiyor. Yani o bilinçle Hı. devam etmek istiyor. Yapacak. Ona da bir yapacak bir şey yok. Yok yapacak. Hayır yok. Evet. Yani bir anlatmak gün bir derdimiz de yok onlara. Hatta şeriat duyduğu zaman gelince diyorum lütfen şey yapmayın. Evet. Yani şimdi benim karşılaştığım böyle olaylar var. Yani şöyle bir şey, bizim yaptığımız bir yağla, 9 yağla yaptığımız bir beden bir şeyi var. Bir arkadaşım gelmişti,
Kendisi eşcinsel. Çok sevdiğim biri. Fakat ben bir anda başımızın üzerinde bir sürü şeyh gördüm. Hadi diyorlar ona. Yani hadi çık buradan yani. Çünkü sen o tarikat idrakıyla çok acı çekiyor. Ama ben gördüm, o görmedi. Ben az söylüyorum ya, bir şey değil. Bu eşcinsel çok fazla yargılamış zamanında herhalde. Böyle olmaz, öyle olmaz. O olmaz, bu olmaz. Onu olup gelmiş mutlaka. Eyvallah, biz çok seviyoruz, sıkıntı yok. Aynen. Ama kendisi kendisine çok eziyet ediyordu yani. Aynen. O yüzden o olmaz, bu olmaz. Allah'ta olmaz olmaz, değil mi? Olmaz olmaz, olmaz Kesinlikle. olmaz. Her şey Oldurur. olur. Oldurur. Evet. Oldurur. Hadi, ben olmaz diyeyim. Öyle olur, bir de beni de oraya koyar, ben de ondan olurum. Hiçbir şey olmaz. Ya, olur demek ne kadar güzel değil mi, mütevazilik? Değil Olur mi? ya. Ben Olur şunu tabii. yapmam. Ben bunu iyi ya. Yapabilirim, olabilir. Ben insanım. Beşerim, şaşabilirim yani. Bunu Yani diyemiyoruz yani. hepsi Ya, olur olur. yani. Evet. Hepsi olur. Evet. Oluyor da. Ama hepsinden de aşk olsun. Yani ben Mesela öyle bir biraz durum önce var. evet. Yani hepsinde aşk olur. Olmaz olmaz dedi ya Rengin Hocam, şey 27 yaşında biri daha kurtarılmış Eyvallah. yine. Yani Hani gönlümüz orada, bakarsan bedenimiz olmaz, burada, hani karşılığını gönlümüz, bütün enerjimiz orada ve her bir zerrenin en güzel şekilde olmasını ve ben şöyle bir şey istiyorum. Bütün yani bütün alem desin ki bunlar nasıl böyle, bu nasıl oldu böyle? Nasıl oldu? Nasıl bu kadar çabuk buradan çıktılar ve nasıl bu kadar güzel oldular? Nasıl bu kadar şahane oldu? Ben bunu istiyorum. Amin. olacak. Olacak. Evet. Neden biliyor musunuz Amin. Zengin abla? Batmayan güneş vallahi de billahi de tillahi de Anadolu'dan doğdu. Doğdu, Evet. doğacak demiyorum. Doğdu. Şimdi sadece bilinçlere tohum ekiliyor. Başka bir şey değil. Sadece şu an Evet. tohumlar ekiliyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Doğdu yani. Bütün alanımızda seyretmek, bizim buna ihtiyacımız kalmadı. Bizim buna ihtiyacımız bitti. Bizim acı çekme gibi bir şeyi Rabbim çok şükür bitirdi. Aynen. Ve bundan sonra bütün muhabbetiyle her şeyin nasıl güzel olduğunu birlikte göreceğiz. Aynen öyle. Öyle. Muhammedi bilinçte duygu yoktur. Bakın. Muhammedi bilinci gören insanlar duygusuz zanneder. Vurdum duymaz. Ama asla öyle değildir. Yok. Asla. Neden biliyor Çok musunuz? Çünkü sevgilidir. duyguyu istese de yok yani. O sadece nötrdür her zaman. Her zaman aynıdır. Zenginliğe de aynıdır. Fakirliğe aynıdır. Her zaman nötr bakar olaylara. Çünkü ne diyor? Müminin ferasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Onun bakış açısı çok farklı olduğu için toplum tam olarak anlayamaz. Onu anlayan kişiler anlar yani hangi gözle baktığını. Ama Aynen. dediği gibi ablan, şu an bunları söylemenin zamanı değil. Daha şimdi değil. Şimdi şu an toplum bir pimi çekilmiş bomba gibi olmuş şeylerde, zihinlerde. Şu bir sakinleşsin, bir böyle bir otursun yerine. O inşallah nasıl bir uyanışa vesile olacak bu depremler. O zaman toplumun kendini görecek zaten. Amin, amin. Ama Evet. yine birliğimizi, Amin. birlik olacağız. Bedenen de, zahiren de herkes elinden geleni yapsın. Kimi kelamıyla, kimi Tabii. yazısıyla, kimi bedenen, kimin gücü neye yetiyorsa. Tabii Hiçbir şey ki. bilmiyorsan dua et. Tabii ki. Hiç yapamıyorsan dua et. Yapalım yani. Tabii ki. Tabii ki. Her ne şekildeyse. Çünkü bütün yaptığın hem kendinedir hem Allah'a. Allah öyle bir şey. Ve şimdi bugün çok mesela hasbinallah ve ni'mel vekil diyoruz. Allah'ım seni vekil ta. Zaten yaşayan sensin de. Yani bir de ben olarak ortaya çıktığım vakit, o zaman Allah ve melekleri sana, senin varlığına sonsuz hizmet ederler. Yani çok güzel bir şekilde bir şey yaparlar. O yüzden daha güzel olacak, öyle öyle düşünüyorum yani. Yıldız Bütün felaket dostum. senaryolarına kulağınızı tıkayın inşallah bundan Evet sonra. Yıldız.
Yıldız yanlış anlamış herhalde. Depremler Yok. daha Evet, sıra mı daha sıra varmış? var. Niye de, ne Yok, anlamda daha depremlerin sıra var? sadece sahasına ihtiyacımız kalmadı. Ne anlamda? Bilinç anlamında zihinle, evet, sizde deprem kopacak, uyanışınız gerçekleşecek bu sohbetlerle. O anlamda depremleriniz devam edecek. Yani Uyanacaksınız çünkü sizde, zihinsel sizin olarak ama bilincinizde. zahiri ihtiyacımız kalmadı. Yok, Ben bunu zahiri. canı gönülden söylüyorum. Size bir Gerçekten. şey söyleyeyim mi? Zaten zahirde bir şey yok. Her şey batında kopuyor. Ama Aynen. dünya ekranından herkes dışarıda zannediyor. Dışarıda hiçbir şey yok. Evet, dışarıda hiçbir Her şey şey yoktu. batında. Ama bu ikilikte örtünüp varmış gibi de yapacaksın. Muhammedi bilinç budur. Örtünmek. Girdiğin Aynen. kaba rengini alacaksın. Hepsi bu. Aynen. İyinin kötünün diyor olmadığı yerde buluşalım. Amin. Amin. Muhammedi bilinç iyinin ve kötünün olmadığı yerdedir. Ama Evet. bilinçli halde cennet bilincinden çıkıp da kendini cehenneme sokandır Muhammedi bilinç. Ben ümmetim cennete girmediği süre içinde cennete girmem diyendir Muhammedi bilinç. Yoksa evimizde oturup izleyebiliriz de çoluk çocuğumuzla ilgilenebiliriz. Bak, çocuklar yatağı alacaklar, ben buradayım diye yatağı alamıyorlar. Yani düşün, Muhammedi bilinç böyle bir bilinç. Gecenin üçü dördü. Bakın, bu aylardır, yıllardır devam eden bir şey bir de. Ha Rengin abla, benden yıllar önce mücadelesini etmiş, emeğini vermiş. Yani o kişilere Şimdi el uzatılmış. Buyur dostum. Hazreti Peygamber'in kendisini ve söylemlerini anlatması için işte bir Ali, bir Hatice, bir 3-5 kişi yeter. Bir Ali olması bile ona yeterli olmuş. Yani başka bilinçlerin uyanması değil ama bence ama belli sayıda kişilerin bu muhabbette kaldıkları zaman hepsi ister istemez olur. Kendiliğinden olur. Evet, kendiliğinden. Ve hepsi Evet. arzum ve duam şudur ki depremsiz, şahane ve güzel bir şekilde olsun. Bilinçlerinde de, zahirde de, batında da inşallah. Öyle. Öyle. Kolay olsun herkese. Öyle arzum Evet. var. O ölenlerin hepsinde kıyamet koptu. Hepsi uyandı. Uyandı. Diyor ki, siz kendinize bakın, kendinize. Onlar kurtuldu. Onlar uyanışını gerçekleştirdi şu an. Tekamülün son zirvesine çıktı. Onların gözleri var ya, şu anki bizim gözlerimizden daha keskin görüyor. Ama Doğru. Tabii. biz onları göremiyoruz değil mi şu an? Sanki birileri gitti. Onlar uyandılar. Bu Mesaj kime bedenler çok verilir? iyi Mesaj görmüyor. kalana verilir. Mesaj kalan içindir, bizim içindir. Kim ne anlayacak bundan? Evet. Onlar görevini yaptı. En güzel şekilde. Bebekken Eyvallah. ölen de, yaşlıyken ölen de, hepsi görevini yaptı. Kurtarmaya gidip de enkazın altında kalan da profesyonel bir şekilde görevlerini yaptılar hepsi. Layıkıyla. Hiç kimse görevini eksik yapmaz. Herkesin görevi yerli yerindedir. Katil katilliğini yapar, hırsız hırsızlığını yapar, hoca hocalığını yapar, ateist ateistliğini yapar. Herkesin görevi yerli yerindedir. Şaşmaz. Ama en güzel görevi yerine getiren de Muhammedi bilinçtir. Muhammedül Emin'in bilincidir. Çünkü onda sadece şefkat, empati, hoşgörü ve aşk, sevgi. Ondan sonra sevda vardır, sevda. O Ferhat'ın dağları deldiği sevda yok mu? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz vazgeçmem dediği. Ama biz bugün ne yaptık? Bir elimize süpernovayı, bir elimize Andromeda'yı verseniz vazgeçmeyiz diyoruz. Bırakın ayı güneşi. Evet. Kimse vazgeçirebildi mi? Deli dediler vazgeçilmedi. Meczup dediler vazgeçilmedi. Şair dediler vazgeçilmedi. Şizofren dediler vazgeçilmedi. Rengin abla. Neler neler söylemişlerdir. Hani vazgeçti mi? Söylesinler, Vazgeçti olsun. mi? Söyleyen kendini anlatır. Her bir Şimdi laf söyleyen kendini biz anlatır. Başka bir söyleyenin kim olduğunu söylenmez biliyoruz çünkü. Söyleyenin ki. kim olduğunu biliyoruz. O küfredenin de kim olduğunu bildiğimiz için selam olsun sana ey gizli hazine. Nasıl da küfrediyorsun kendinden kendine? Et Ne et. güzel Ben var mıyım ki söylüyorsun. bana küfredeceksin? Sen bizi yok edeli çok oldu ya. Biz aradan çekilmişiz. Benim
Benim bir arkadaşım vardı şimdi böyle beraberiz. Benim bir melami mürşidim oldu onunla beraberiz. Şimdi demiş ki işte bugün bilmem bir şey gecesi ben huşu yaşayacağım falan. Biri telefon etmiş yani çok yüksek bir şey yaşayacağım. Ve o bayan bir arkadaşım küfretmiş. Seni o filan böyle bir şey söylemiş. Benim arkadaşım böyle. Aa, zat makamını geçtim galiba. Algıladığı bu. Aa, galiba zat makamını geçtim. Ay teşekkür ederim demiş. Şimdi o yüzden hele böyle bir reaksiyon oldu mu mümkün değil. Kimsenin bir şeyi kalmaz orada. Yani o yüzden öyle bir şey. İnan Bilinçli. dostum, empati yapmak aynı zamanda kişi için yaratım olmaz mı? Uyanmış bilinç empati de yapar, hepsini yapabilir kardeşim. Onun hikmetinden daha sual olunmaz. Ama gerçek manada uyanmış bir bilinç, yapmacık olan değil. Ama uyanmamış bir bilinç dediğin gibi yaratım yapar. Ama uyanmış bir bilinç artık yaratımın ötesindedir zaten. Kişi kalmamıştır orada. Ondan işleyen hakkın kendisidir artık. O yüzden ona o hüküm koyandır artık. O anlatır, empati yapar, içselleştirir, yapar yapmaz ama o hep nötrdür. Ama profesyoneldir yani. Muhammed'i bilinç olmak odur. Sen olur ya. Ben sen olmasam seni nasıl anlayacağım empati yap olmasam? Muhammed empat demektir. Ben sen olacağım ki seni anlayabileyim. Şimdi Hazreti Mevlana'ya demişler ki aşk nedir? Ben ol da gör demiş. E peki ben Ünal olmasam Ünal'ı nasıl anlayacağım? Muhammed'i bilinç ateisti de anlayandır, deisti de anlayandır, Müslümanı da anlayandır, herkesi anlayabilendir. Anlaşılmayı bekleyen değildir Muhammed. Muhammed anlayandır. Muhammed'in anlaşılmak gibi bir derdi yoktur. Muhammed Yok. anlar insanları. O çok iyi anlar. Kimin hangi mertebede, hangi seviyede olduğunu da çok iyi bilir. Ama hiç bilmiyormuş gibi de konuşur onlarla. Çok şükür. Öyle. Aynen öyle. Demiş ki Rengin abla, uyanan bilincin zihni hep pozitif mi düşünür? Zihinle düşündüğünü zannetmiyorum uyanan kişinin ama kalbiyle düşünür. Yani kalbin bir aklı vardır ve gönlün. Ve gönül çok doğru karar verir. Yani şimdi dur gitme, şimdi yap, yapma. Zihinin hareketini tanıdıktan sonra hatta Yayın ahremiyetten kapanıyor. sonra dahi. Teşekkür ederim. Yani ben ne diyordum unuttum. Yarım Çünkü kaldı bu ya. arada başka şeyler Sözünüz yarım düşünüyorum. kaldı abla. Dostum sözünüz orada bir şey anlatıyordunuz. Ne Bir de yeni yayına da yeni söylüyordum gelmişsiniz. En azından acaba? ayrı bir bölüm olmuş oldu. Hani bu ayrı bir paylaşırız bunu ayrı bir şekilde. Tamam. Ya ne söylüyordum unuttum ama. Yani gerçekten bu akşam böyle şeylerle bir gün bir şeyde o zaman şöyle bir şey anlatayım. Bir gün bir tatil köyündeydik Marmaris'te ve ben böyle Türk gecelerini çok severim. Göbek Havası da severim, Mehteran da severim. İşte bütün ve benim ailem çok sevmez. Ben tek başıma kaldım ve tek başıma otururdum. Hatta sigara yaktım, bir kahve aldım yanıma böyle keyifli gibi. Birdenbire bir ses duydum yanımda. uyananlar hep pozitif midir? Gönül pozitiftir. Gönül pozitif veya negatif değildir. Olanı yansıtır. Yani orada şimdi şöyle söyleyeyim, başka bir konuya geçtim hemen. Allah'ın emirleri dediği şey, yap dediğini yap, yapma dediğini yapma dediği şey senin gönlünden açığa çıkar. Yani gönülde veya sende öyle bir şey der ki yapmazsın, durursun. Ama eğer yapman gereken yapacaksan da kendini orada bulursun. Yani bu o hesapla olmaz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Ağrı'da okul yapmaya gitmiştik. Ve ben bir arkadaşımın bir kelimesini duydum. Sadece bir hayaldi yani. Ve dedi ki işte böyle bir şey yapar mıyız? Aa, tamam ben geliyorum dedim.
Şimdi tamam geliyorum. Nereye geliyorum? Belli değil. Para var, yok. O da belli değil. Kim ne yaparım? O da belli değil. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gidiyoruz dedim. Nasıl gidiyoruz? Benimle beraber 5 kişi de geldi. O arkadaşım da beraber kendimizi Ağrı'da bulduk. Yani ve hiç yani ortada öyle plan yok, proje yok, o yok, bu yok, bilmem ne. Ve dediler ki ya Ağrı'nın bir köyü var Çatalipaşa. Ama orası işte korucu köyü. Oraya işte PKK iniyor filan. Gider misin? Aa, gideriz dedik. Peki oraya dediler işte şöyle olur ki yo yürümeniz gerekir bir kısmını yürürüz dedik. Gerçekten hiç düşünce akılla alakalı bir durum yok. Ve gittik oraya. Neyse o köyü gördük. O muhtarından konuştuk şu bu. Gerçekten. Yani 1, 2, 3, 4, 5 aynı sınıf bir okul var. Ve ben şöyle dedim hangi takımı tutuyorsunuz hadi şöyle mi böyle mi filan. Ve o köyün muhtarı da şimdi orada da çok benim çok maceralarım vardır böyle. Muhtar filan böyle anlayamadılar yani bu bir kadın yanımda beraber 3 bayan daha vardı kadın daha vardı bir de erkek arkadaşımız vardı. Ondan sonra bizi yemeğe davet ettiler. Şimdi yer sofrası böyle hep beraber oturduk. Ondan sonra 20 kişi, 30 kişi falan var. Yemek yedik, bir şey yaptık. Ve biraz uzaylı muamelesi görüyoruz ama. Yemek bitti, ben şöyle yaptım. Amin dedim. Allah'ım etemena sekena cehennem minel müslimin sabir tamvel akire nimetice berekete şefaat ya Resulallah dedim. Yediklerimiz nur olsun, köyümüze hayırlı olsun gibi bir cümle kurdu. Bomba düşmüş gibi oldu. Yani gerçekten hepsi böyle bana böyle bakıp o anda can olduk hep beraber. Yani hiç ümit etmiyorlardı. Yani bu İstanbul'dan gelmiş işte böyle fan filmidir, o mudur, bu mudur filan. Bir dahaki gittiğimizde bu sefer muhtar bizi çok sevdi yani çok fazla sevdi. Şu anda ben mesela Ağrı'ya gitsem Çatalipaşa'ya beni her ev ağırlar yani onu biliyorum yani hepsi can dostum gibidir. Ondan sonra şimdi bu sefer Cuma'ymış imam varmış. Dedim ne olacak imam varsa var yani bir şey olmaz. Yine oturduk yer sofrası işimizi gördükten sonra. Ve ben yine amin deyince bu duayı okudum. İmam kapıda belirdi. Baktı dini kaptırıyor. Hem de böyle bir acayip bir kadına kaptırıyor. Olacak iş değil filan. Ondan sonra yanımda da Boğaziçi'li arkadaşlarım var. İşte rengin yap. Bak dedim şimdi gör bak ne olacak. Ondan sonra şöyle yaptım. Ben imamlara böyle imamcım dedim. Bize bir dua okur musun dedim. İmam şöyle bir baktı. Okurum tabii dedi. Benim bu sofra duamın tabii 5 misli bir dua okudu. İşte çok teşekkür ederim dedim. Ama dedim sana bir şey söyleyeceğim. Benden bir selfie çeker misin dedi. Baktı. Tabii çekerim. Yalnız dedi bir şey söyleyeceğim. Caminin camını yapar mısınız dedi. Yaparız dedim. İmamla kanka olduk. Şimdi böyle ben şimdi bunu niye anlattım? Ha kendimi Ağrı'da buldum öyle diyeyim. Yani Gönül. o sırada böyle Ağrı'da olduğumu gördüm ve biz o gerçekten okulu yaptık. Nasıl yaptık? Yani bir kitap olur o okulun yapılması. Gerçekten çok komik. Yani böyle gerçi biz Mayıs'ta gittik, Eylül'de okulu açtık. Allah öyle bir şey. Ama bir maceraydı tabii. Daha sonra bütün köylü bize dediler ki ne olur ortaokulu yapar mısınız? Tamam onu da yaparız dedik. Para bulacağız ama para yok. Yani nereden bulacağız? Oradan bulacağız, buradan bulacağız. Şöyle de bir şey oldu. Birinci okulun yapımında Temmuz ayı geldi. Arkadaşım beni aradı, rengin para bitti dedi. Ha, tamam dedim. Tamam, tamam da ne tamam? Yani bir yerden bulacağız bu parayı. Nasıl bulacağız? O akşam bir yemeğe gittik. Bir arkadaşlarım vardı. Onlara bahsettim. Bu parayı hemen ben veriyorum dedi. Hemen tuvalete gittim. Aradım Turgut diye arkadaşım. Turgut parayı bulduk dedim. Şimdi ikinci okul yapımında
Şaka gibi yine aynı zamanda aynı şeyde Temmuz ayı sonunda yine beni aradı, para bitti diye. Ya ben şimdi bu parayı nasıl bulacağım durum. Yani böyle bende para bulur gibi bir şey mi var falan gibi bir şey oldum. Ama bir arkadaşımın babası meşhur da biriydi. Dedim ki size danışmak istiyorum. Biz nasıl yapacağız? Kaç para dedi. İşte o zaman 170 bin lira gibi bir paraydı. Hepsini ben veriyorum dedi. Ben böyle ha falan oldum. Yine tuvalete gittim. Turgut parayı buldum gibi. Yani böyle bir süreç, ben şimdi bunu niye anlattım, yani şimdi başka şey anlatacaktım. Yani gitmen bana o şey geldiği vakit zaten gözüm görmez, oraya gidersin, öyle yaparsın, bir şey yaparsın. Ama öyle gitmen gerekmiyorsa da başka türlü yaparsın, başka türlü olur. Bunu senin o arkadaşıma söyleyeyim, negatif pozitif değil ama gönlün söyler. Ve sen bir anda onu yapıyor düşünmeden. olursun kendine. Düşünmekle alakalı bir iş değil. Değil. Ama çok Değil. istek gelir. Öyle olur ya. Yani. Öyle olur hatta yani. Öyle. Hani çünkü çok mantıklı değil. Biz nasıl okul yapacağız? Herkesten para dilendik yani. Ha, Ya bize en basit versin Allah şu razı anki olsun, çok iyi psikolojik. gelir falan deyip konserler falan yaptık yani. Nasıl yaptık bilmiyorum ama yaptık. Ve herkes de bu projenin içinde ben de olayım falan dediler. Ve oldu bir şekilde ve ben oradaki bütün arkadaşlarıma, yani okulda olan bütün arkadaşlarıma, Çatalipaşa, Ağrı'da olan bütün arkadaşlarıma, bütün küçük dostlarıma hepsine şunu söyledim. Hepinizi dedim üniversitelerimize bekliyoruz. İnşallah gelirsiniz. Yani şimdi bu bir algıdır, yani o çocuk onu duydu ve öyle olabileceğini gördü ve oldu da. Oldu tabii ki. Sonra şöyle bir şey oldu gönlümde. Dedim ki ya bütün üniversiteler bir şehre yönelse, çünkü ondan sonra Ağrı'da havaalanı açıldı. Başka şeyler oldu çünkü gönlümüz o tarafa doğru döndü. Yani her bir üniversite bir şehre yönelse o şehirle kal. Ve şöyle bir şey dediler. İşte size teşekkür ederiz. Hayır dedim, bana teşekkür etmeyeceksiniz. Bize de etmeyeceksiniz. Bütün Ağrı'ya teşekkür edeceksiniz. Çünkü onlar bizim böyle bir şey yaşamamıza vesile oldular. Hepsine sonsuz teşekkürler. Böyle bir şeydi yani. Neyse, şimdi ben bunu böyle anlattım Allah'ın izniyle. Aynen, çok güzel, çok güzel anlattınız. Nasıl ki bu anlattığınız konu o an gelişmişse, şu sohbetimize bakın. Sebep ne olabilir? Hangi? Kim düşündü ki? Kapattık. Sadece dedim yarım kaldı. Yani sözü yarım kaldı. Devam ettik. Hadi devam etmeseydik ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı, değil mi? Kapanmış olacaktı. Bak ne oldu? An içinde hiç düşünmeden, ya ben ilerisi gerisi yok. Şimdi sadece söz yarım kaldı, devam edebilirsin. Hepsi bu. Şimdi bu şeyi de anlatayım o zaman. Bu tatil köyündeyken birdenbire bir ses duydum yanımda. Bana şiir söylüyor. Allah Allah dedim, kim konuşuyor ya böyle. Ondan sonra hemen gittim, bir ispirtolu kalem aldım. Bir de peçete aldım. Duyduklarımı yazdım. Ve onu okuyayım isterseniz. Ben bir gönül emmaresiyem. Hem gülün dikeni hem reyhanesiyem. Hem arının balı hem iğnesiyem. Hem aşığın faresi, bir dakika okuyamıyorum. Hem hem maşukun, hem aşığın faresi, hem maşukun şeydanesiyem. Aşkın divanesi, yarın pervanesi, Celal'in çeşmehanesi, Yunus'un hayranesiyem. Ben o gönlün amadesi, semahanesi, seccadesiyem diye bir şeyler yazdım. Sonra o çok sevdiğim büyüğüme bunu okuduğum zaman, bu nereden geldi dedim, bu senden geldi dedi. Ben bu lisanı bile, yani böyle bir lisan bilmiyorum, yani böyle bir Tebriz çıkışlı bir şey. Ama böyle de sözle, ilhamla veya şeyle değil ama avaz avaz söylenilen bir durum olduğunu da şahit oldum orada. Eyvallah, ben susayım en Evet, estağfurullah. iyisi. Yani Güzel bunun anlattınız böyle ama. olabileceğini şu anda herkesin gönülden yaptığı her şey, her şey
sonsuz kere sonsuz kaydoluyor ve o sonsuz kere kaydolan şey gelip seni buluyor. Hiç korkma. Ve bu Allah'ın bir güzelliği, bir zevki, öyle diyeyim. Başka da bir şey değil. Evet. Gönülden işlemeyi güzel anlattınız o hikayeyle. Aynen. Yani pozitif, evet. Negatif olan bir yerden değil, zihinden değil, gönülden işlemeyi, gönülden hareket ediyor. Mesela gönlünüzden hareket ettiğinizde siz gelmeden konuşuyorduk. Hani sezgiler ne, hisler ne diye. O biliş hali demiştim Sibel. ben. O bilişten işliyorsunuz. Efendim? Şey, bak şimdi Rengin abla anlattı ya, gönülden değil mi, akışta olanı anlattı. Bak ne güzel bir şey çıktı. Evet. Sen bizim bir araya gelmemiz nasıl oldu? O bir tanışmıyoruz, Gönülden. etmiyoruz, tanımıyorsun. Hiç bilmiyorsun. Bir anda sen kendini bir anlat böyle özet Tamam. olarak. Şimdi Rengin hocamın örneğine de aslında bir örnek daha olmuş Ha, işte oldu. o yüzden dedim, o yüzden. Şimdi zihinden işlemek çok zor hakikaten. Zihinde işlerken işte gönlü görmek, duymak, ayırt etmek, o eminlikte olamıyorsun. Eminlik yok. Ali Özüm ne bizim? Ben işte anlatırken gerçekten hiçbir düşünce yoktu. Hani düşüncenin olmadığı alandan işleyen bir şey oldu. İşte canlı yayında katıldım bir gün. Orada bir şey söyledi. Hakkında yazılan bir makaleden bahsetti. Benim de adetim değil ama gerçekten o anda hani el benim elim değil gibi bir anda ben seslendirebilirim dedim. Ama bir yandan da zihnim böyle ne yaptın şimdi? Sonra o da döndü bana. Bir anda hızlandı. Ondan sonrası işte seminerler, yani biz o gece işte sohbet ediyoruz. İşte Avusturya'dan İnançkaya var, İnançkaya. Ama öyle bir konuşuyoruz ki hani yıllardır tanışıyoruz. Sanki işte arada görüşmemişiz ama işte bir projemiz varmış da kaldığımız yerden belirlediğimiz günde devam ediyormuşuz gibi. Ve o mükemmel işleyişte hissediyorum o anda. O yüzden çok rahat teslim oldum. Dedim ki burada düşünce yoktu. Düşünerek yapmadığım için. Çünkü Yok. düşüncesizken işlemeyi bildiğim için, gönülden işlemeyi de, onu da deneyimlediğim için, onun tadını da bildiğim için zaten orada direkt gönülden olduğunu anladım ve tamamen teslim oldum. Yani gönülden işlemek, Rengin hocamın dediği gibi, böyle bir biliş oluyor yani. Hani gitsem mi gitmesem mi Yok. falan hiçbir şekilde düşünce gelmiyor ve akıyorsun olanın içerisinde. Bu da şeyi de hatırlatıyor bana. Olduğun her andan razı olmak. Yani o an neredeysen oradan razı olacaksın. Orada o an ne durumdaysan o durumdan razı olacaksın. O olduğunda sana onun hikmeti gösteriliyor. Yani hiçbir yerde olmanın tesadüf olmadığını, her an onun bütüne hizmet ettiğini, senin de onun içinde aktığını. Yani bu böyle bir bilinçli oluyor. Yani sezgisellik de biliyorsun bunu. Ben şeye benzetiyorum. Nasıl işte çocukken işte annenin elini tutarsın değil mi? Annenin elinden tutuyorsa güvende olduğunu bilirsin. İşte çocuk anne babayı ister yanında. O güvende ve o eminlikte kiminle yürüdüğünü biliyorsun. Yani yürüyenin kim olduğunu biliyorsun, ya da öyle diyeyim. Dolayısıyla da kafanda bir soru işareti kalmıyor. O kadar büyük bir eminlik ki sadece oluş, sadece yapış var. Ama düşünce yok orada. Bir şey seni oradan oraya götürüyor gibi. Orada bir düşünce yok, bir kişi yok. Sadece oluş ve akış var. Ali Özüm'le tanışmamız da aynen öyle oldu. Bizde. Hatta benim arada zihin oldu değil mi Özüm? Ben bir iki böyle bir, yani oldu hani buna direnen bir zihin de oldu. İşte Ama senin zindanlarda yatmış falan, buraya, cezaevi tabii yatmış, ben olur mesela, mu? ben de onların olduğunu farkında değildim. Hani ben kendim için yok ya, bende böyle bir şey yok, önyargı yoktur ama işte o deneyim sırasında onları da gözlemledim. Evet, böyle zihinsel düşünceler de geldi. Ama ona rağmen kaldım. Ve her geçen gün zaten o oluşta gelen güzellikler, işte insanlar bir araya geldi, Telegram grupları kuruldu, o Zoom'lardaki coşkuyu gördüm. Yani neyin içinde olduğumu her an daha fazla hissettim. Artık ondan sonra tamamen bıraktım kendimi. Tanıştık yani. Evet. Tanış olmaya Bak geldik hani Gülsüm, dediği gibi. tanışmamız Rengin ablayın da onunla da tanışmamıza vesile oldu. Şimdi Zoom olmasaydı nasıl tanışacaktık? Evet. Kadir misin? Evet. Hepimiz bir araya getirdi. Ve hala da bir aradayız. O Celal bana güzel geldi, çok aşklı geldi, çok 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 hoş geldi yani öyle. Ve ben oradan tanıdım.
Öyle. Gönlüme gelenden tanıyorum. Başka türlü bilmiyorum. Evet. Evet. Biz de seni tanıdık dostum. Selamun Aleyküm selam ve rahmetullahi ve aleyküm. bereket. Evet, tanış olduk. Biz o selamını Kaluvela'dan almıştık zaten. Evet. Öyledir. İşte tanışan ruhlar burada da tanışıyorlar. Orada sevişenler Aynen. burada da birbirini seviyor. Aynen öyle, Bunun bir evet. sebebi olamaz. Bunun için bir makam, mertebe, cinsiyet, ırk, geçmiş, gelecek olamaz. Yok. Olsaydı, bakın hayatlarımıza bakın. Ben varoşlarda yetişmişim. Siz bak İstanbul'da biriniz işte bilmiyorum Eskişehir'imiz tam yeriniz de bilmiyorum. Farklı. Çevre farklı, ortam farklı. Ama Kesinlikle. Muhammed'i birinci görüyor musun? Bütün kavramları kaldırdı ortadan. Cinsiyeti, her şeyi kaldırdı. Evet. Hadi bu mucize değil de neyse. Bize diyorlar ayı ikiye böl. Ayı ikiye bölmeye gerek yok ki. Bak güneş ve ayı bir araya getirmişsin. Sen ayı ikiye bölmekten ne bahsediyorsun? Nilüfer şey Ben demiş, pardon. peygamberlerin, şimdi veliler belki öyle şey ama peygamberlerin ayı ikiye deniyorsa bölmüştür. Bunun nasıl olabildiğini biliyorum, öyle diyeyim yani. Çünkü dedikleri gibidir yani, öyle. Öyle diyorsa Ya öyle. burada Ve bu Nilüfer mümkün mü? kardeşim Kızım bir yanlış evet. anlaşılma Ben olmuş. söyleyebilir miyim Söyle. Özüm? Şimdi ben Söyle de sen söyle. şey Nilüfer Özüm takibi bıraktım dedin ama buradasın bu arada. O da dikkatimi çekti. Şimdi şöyle bir şey var. Ali Özüm şunu demedi yani biz Aynen. Telegram gruplarında da Zoom'lar dedi ben biliyorum. Dedi ki Tabii. kimi dinliyorsanız dinle Orada onda kalın dedi. kalın dedim. Mesela Rengin Hoca'yı Aynen. mı dinliyorsun? Aynen. Onda kal. Kalın. Ondan ona, ondan Evet. bir yerde Hala durabilmek söylüyorum öyle. tevhid Her zaman etmek söylerim. demektir. Tevhid için lazım Aynen. bu. Evet, tevhid için. Yani normal bir yerde Evet. mesela meditasyon yapıyor. Ben de hep öyle söylüyorum. Yani bana kimse gelsin falan diye değil Aynen. yani. Aynen. Ama bir yoldan yani ya Bir badem yoldan git yani. caddesinden gidiyorsan aynı zamanda Cemil Evet. Topuzlu'dan gitmeye çalışma. Çünkü zihin dağılmaya Dağılıyor. çok müsait. Aynen. Dağılır. Evet. Ama gönül birler. Gönlün ortaya çıkana kadar o yerde sebat et. Orada Yani dur. Gönlün onu diyorum. ortaya çıkana kadar. Ondan sonra istediğin yere gidersin. Düz Ama yani aynen. öyle. Rengin Evet, bir hocam ben söz vardı. söylüyorum. Diyorum nereden geldin? Diyor Hüseyin Uysal'dan geldim sana. Niye geldin? Niye diyorum bana geldin? Yerinde kalaydın. Yani benim Tabii. senden neyim var? Tabii Git diyorum tabii. yerinde kal. Onun öğretisi Tabii. al piş. Kapı kapı geziyorsunuz. Ondan ona ondan ona ondan sonra niye uyanamıyorum? Niye uyanamıyorum? Kardeşim sen hoca beğenmiyorsun, öğretmen beğenmiyorsun. O sınıftan o sınıfa koşuyorsun, o sınıftan o sınıfa koşuyorsun. Nilüfer Şimdi kardeşim yanlış anla. Bana gel değil. Diyor Hazreti gittiğin yerde sabit kal. kal. Sabit kal. Hazreti Rabia'nın bir şeyi var. Hazreti Rabia'ya biri geliyor. Ben diyor sana mürit olmak istiyorum. Rabia da diyor ki tamam gel diyor. Ama sana bir şey söyleyeceğim diyor. Arkamdaki var ya diyor. O benden daha iyi. Çat diye kafasını çeviriyor. Küt diye kafasına vuruyor Hazreti Rabia. Bir dakika duramadın diyor. Evet. Bir de bir söz vardı. Bunu ben hayatımda da öğrenme sürecimde de kullanmıştım. Seni göreceğim ta ki sendeki kendimi görene kadar. Çünkü zaten her yerde gördüm kendimi. Burada görmezsem başka bir yerde de görmeyeceğim. Regin Hocam'ın dediği örnekteki gibi. Yani burada birlemek. Mesela burada Tabii. yani olduğun yerde birlersen zaten birlemiş olacaksın. Tabii. Benim Melami Mürşidim vardı diyorum. Derdi ki bir şeye inan o seni götürür. Evet. Bir şey. Karşında bir şey olsun. O ne yapıyorsa onunla beraber hareket et. Ama bir tane. Her şeye gitmek istersen hiçbir yere gidemezsin. Yok. Evet. Yok. Ne kendini götüreceksin zaten. Aynı algılarınla, aynı bakış açılarınla, aynı yargılarınla dönüştüremeden gideceksin. Orasını bir söyleyeyim. Hacı Bayram değil Hacı Bektaş. Daha sonra taptuğa Niye gitti. Hazreti Ali kapı kapı mı gezdi? Muhammed'in dizinin dibinde oturdu. Öyle Ali oldu. Ömer Muhammed'in dizinin dibinde oturdu. O zaman sahte Tabii. Müseylemetül Kezzap vardı. Sahte peygamber de vardı. Niye gitmediler? Niye Yok.
Etmediler. Eğer gitseydi bugün Ali'yi kimse anmayacaktı. Ali diye biri olmayacaktı. Tabii. Ne? Ben onu diyorum. Tabii ki öğreneceksin. Öğren kardeşim, ona bir şey demiyorum. Arı gibi ol, bal al. Ama yeter. Bir yerde de durun artık. Bir yerde de dur artık yani. Nereye kadar? İlmin sonu yok, bilginin sonu yok. Sen ne kadar öğreneceksin? Onu anlatmaya Evet. çalışıyorum. Ama kişi, ben diyor bunu duracağım yeri ben belirlerim derken dahi yerinde durmuyor. Yani yine zihinle gelmiş bize. Yine cümleyi kendi istediği gibi anlıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani Tabii diyor ya o mesela. kadar çok şimdi yayın var çünkü. O kadar çok bu konularda konuşan var. Yani. Zihin çok şaşırıyor. Yani gerçekten. Bir de yani aslında sen onu yani o mu seçer, sen mi seçersin onu ben çok Yani. bilmiyorum. O gönül seçer öyle diyeyim Yani. yani. O gönülden olur yani o iş. Bir de gerçekten çok karmaşıklık bir şey getirmez. Yok. Yok. Öyle dostum. Evet. Yoksa ben her zaman söylüyorum. Durun yerinizde durun. Yani Durmak, Ali Demir, hadi durmak beni at lazım. gitsin. Hem Beni at durmak hem gitsin. de durulmak Seren'in hocaya lazım bir yerde. gitmişsin. Geliyorsun bana. Hayırdır kardeşim? Benden de o birine gideceksin. Ondan da o birine. Yani nedir bu yani? Nedir? Yok. Yetinin ya. Yani biraz yetinin, aç gözlü olmayın o kadar yani. Allah olup uçmayacaksınız yani. Normal bir beşer olacaksın diyor ve çıkacaksın zirvelere ve diyeceksin en son. Ve işte anne Muhammed'in Abdülhamid'in, ben bir beşerim Beşerim, diyeceksin. evet. Neyin derdindesin yani? Ne Aynen. olacak? Bir de bir yerde Allah olsan ne dinlen. olur? Yok. Bir yerde de dinlenebilirsin Ya yani. onu diyorum. Ben onlar için söylüyorum. Yoksa bir şey de değil yani, içine yere git. Bana ne? Aynen öyle. Tabii o gönül kapısından girdiğin vakit gönül halini zevk eder hale gelmek biraz sebat ister, emek ister. Duruş ister, zevk ister öyle. Öyle bir tane bir terslikte bırakmak öyle olmaz. O senin tersliğin olarak görmek ister. Seyir ister, hepsini ister yani. Şey oluyor, aynandan da kaçıyorsun değil mi? Aynada gördüğünden kaçıyorsun. Ve O kaçtın mı gidiyorsun aynalar gideceğin yere. aynen bir de bir sürü aynadan kendini seyretmek yerine bir aynadan seyretmeyi seçtiğin vakit, ondan sonra bütün aynalar seni Aynı. şaşırtmaz. İzle. Şaşırtmaz. Aynen. Yok. Ama ilk önce Ondan bir sonra hangi aynadan. aynaya gidersen git zaten senin için artık bir sorun kalmamıştır. Ya Tamam. bulacağını bulmuştur zaten. Herkes de Ha kendini demek görür. ki bu da var bende dersin, geçersin. Ondan önce gördüğün şeyde dehşete kapılıp onu gönle de döndüremezsin. Tatmine de gelemezsin, mutmaine gelemezsin yani. Öyle. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Hepinizi Çok canı gönülden biz öperim. teşekkür Çok çok ediyoruz sevgiler. dostum. Hayırlı geceler. Tekrardan görüşmek Tabii üzere. tabii. Ben ayrılıyorum. Tabii. Hayırlı geceler Teşekkürler. diliyorum. Hayırlı geceler Hayırlı olsun. geceler. Evet. Evet, özür Tamam. Dostum. Şimdi öğrenci sana geliyor. Öğrenci beğenmiyor. Ya öğretmen kaybedeceği bir durumu yoktur yani. Öğrenci kendi kaybeder yani. Bizlik bir durum evet. yoktur yani. Bu frek şimdi bu mesela gezeceğim yeri, gideceğim yeri ben belirlerim, hepsini dolaşırım demek kimin bilincidir biliyor musun? Firavun bilincidir. Ben olmuşum, ben hakkın kendisiyim, artık ben enel haktayım. O halde geçilecek bir durumdur. Durulacak bir yer değildir orası. Orayı bir geç. Orayı geç. Ben, Evet. ben, ben, beni geç. Evet. Yine söylüyorum. Gezersin, okursun, araştırırsın. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama belli bir süre sonra da yani durulmak gerekir yani. Evet. Durulması gerekir. Evet. Bir de özüm mesela diyelim ki işte birine denk geldin, dinliyorsun. Orada bir şey seni rahatsız etti. Diyelim ki alınganlık gösterdin. İşte diyor ki bak sende hala alınganlık var. Sen ne yaptın? O alınganlıkla yüzleşmemek için, çözmemek için oradan gittin, orayı terk ettin. Halbuki oradan neler alacaktın? Halbuki senin hazinen oradaydı. Belki de o alınganlıktı geçmen gereken yer. Onu geçmedin, kaçtın. Ama sen kaçtın diye bu seni terk etmedi. Ve bu iyileşmeyi de sen kendine yapacaksın yine. Onu görmen bile büyük bir lütuftur orada. Orada bir sende alınganlık olduğunu görmen, belki bir öfke olduğunu görmen. Çünkü gördüğünden gelmiyor öfken.
Alınganlığın da öfken de kendinden geliyor. Kendinde olan öfkeyi ve alınganlığı görüyorsun. Ve Hı-hı. nereye gidersen git, hani derlerdi ya, hani deriz ya, aman ne tatil, hani kafası çok dolu birisinin diyor ki işte aman tatile gittim de ne oldu? Tatile de o kafayı taşıyorsun çünkü. Bak oradaki tatil de tatil olmuyor. Yine aynı kafayı oraya da götürdün. Aynı kafayı oraya da götürüyorsun, oraya da götürüyorsun. Orada geç. Mesela hani barışmak, mesela deriz ki barış ki hani o nefsindeki geçsin, hani o büyüklük belki o kibir iyileşsin diye, özellikle barış hani ağır gelir ya nefse. İşte orada asıl işte kendine barışman, düzelmen için fırsattır aslında. Sen de o aynalığı yapıyorsun. Şimdi Instagram'da, YouTube'da binlerce video var ve binlerce öğreti var. Ama bir tanesi haktır. Muhammed'i bilinç haktır. Şimdi birisine gidiyorsun Anunnaki diyor. Birisine gidiyorsun Sirius diyor. Birisine gidiyorsun Tanrı diyor. Birisine gidiyorsun başka bir şey. Tamam da ama hangisi doğru ki? Nereden bileceksin? Kafa karışıyor. Acaba Sirius mu? Acaba Anunnakiler mi? Acaba harp teknolojisi mi kullanıyor? Oraya mı taklıyorsun? Hangisi? İşte biz de diyoruz ki Muhammedi bilinç. O bilinç zaten sizi bir şekilde çeker ama kapı kapı gezdiğin zaman hani insan şöyle diyor ya, acaba o mu, bu mu, astral seyahat mı, hangisi, dinsizlik mi, bu dinler yalan mı? Kafa karıştı. Neden? Çünkü artık bilgi bombardımanına vuruyorsun. O yüzden Evet. diyorum yani bir yerde sabit kalmak lazım. Sabit kalmak lazım bir bilinçte. O Evet. bilinçte Muhammed'i bilinçtir. Muhammed'i bilincin ötesi yoktur. Yoktur. Başka onun ötesi yoktur. Ha ötesi açılacaksa yine Muhammed'de açılır. Başka da ötesi yoktur yani. O Anunnakisi de içindedir. Reptilyan da içindedir. Hepsini içinde cem etmiştir. Ve bir insan-ı kamil çıkmıştır ortaya. Budur yani. Evet. Bir de şu algı da oluyor. Hani mesela bu çok uçuk şeyler duyuyorlar mesela. İşte şimdi videolara girsek yeter ki bir şeyi merak et. İşte uzayda uzayla ilgili bir şey çıkar önüne. Boyutlarda boyutlarla Aynen. ilgili bir Kur'an şeyler. insandır Çok zaten fazla. insan. Heh. Dünya Yani Kur'an insandır zaten. evet öyle bir Selda'dır. algı da olabilir. Önemli olan yazılı Evet. Kur'an değil. Önemli Giden olan canlı mesajdır. Kur'an'a denk gelmek. Evet. Gönül Ya. yönlendiriyor. Gönlüne inan, nerede huzuru buluyorsan orada kal demiş Nide. Nider. Bitti. Sevgili Nider. Bitti. Bitti. Evet. Aynen. Bitti. Evet. Bir de kişi daha ne diyor? Kendi iyiliğimiz için söylüyor. Bana ne kardeşim sen? Ben kendim zaten yaşayacağımı zaten yaşıyorum. Ben sen de faydalan diye söylüyorum yani. Evet. Benim çünkü bu anlattıkma Aynen benim öyle. ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın var. Ben gezmiyorum. Hiçbir yere de gitmiyorum. Oturmuşum. Ve gezmenin de çok gezmenin de yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Ben tespitimi söylüyorum. Bana gel Şeyi, demiyorum. evet. Git hangisi ise kim hoşuna gitti ama dur bir yerde. Sadece o. Gez. Öğren ama sonradan dur. Ama bana gelen çoğu insan acaba o mu, acaba bu mu, acaba bu mu, acaba bu mu? Bakıyorum kafaları karma karışık. Niye diyorum? O çok gezdin değil mi? Kafan karıştı. Evet diyor ben bu sefer sizin anlattıklarınızı kıyaslıyorum. Bak kıyas. Hemen orayla Evet, kıyaslıyorum. evet. O mu, bu mu? Oysa diyorum ona git. Bana hiç gelme. Hangisi gönlüne yattı? Git oraya. Nerede huzuru buluyorsan senin yerin orasıdır. Bence de. Bir de zihinde şöyle bir şey de oluyor galiba Özüm. Hani mesela bir yer diyelim ki senin için çok anlaşılmaz. Anlamıyorsun yani. Senin oraya bilgin ya da anlayışın yeter değil. Sanki ben anlayamıyorum, bende bir eksiklik var diyerek de kendini yargılayabiliyor. Ya da Aynen öyle. anlamadığı Bizim şeyin anlatamadığımızı düşünüyor. ya da şey anlamadığı şeyin daha önemli olduğunu, o olabilir. Bir de böyle hani merakları vardır, bilinç altında vardır. Hani öyle bir beklenti vardır. Hani herkes farklı bir dünya, farklı Ya bir şöyle alem olduğu bir için. düşünsene. Diyor Ali Demir böyle söylediği için, çok gezmeyin dediği için takibi bıraktım. Ya şöyle Allah için bir düşün. Onun takibi bırakması sizce Ali Demir'de neyi kaybettirecek? Ne kaybı? Bende ne eksiklik var? Sen ilinden mahrum ettin kendini. Ali Demir'le alakalı bir durum yok. Benlik bir Evet. durum yok. Ya sen, sen de olur etmezse sanki gelip sırtına mı biniyordum? Ne yapıyordun sen bana? Sen bir kere öğrenmeye gelmişsin. Bıraksan sen kendini öğretimini yarıda Evet. kestin. Benlik bir şey yok yani. Hoca beğenmiyorsun. Cami cami geziyorsun, hoca beğenmiyorsun. Ona diyorsun sen namaz kıldırmayı bilmiyorsun. Öbürüne diyorsun sen namaz kıldırmayı bilmiyorsun. Baba geç sen kıldır o zaman. Eğer sen uyanmış bir bilinç olsaydın sen orada olmazdın da sen bugün burada olup sen anlatıyor olurdun. Eğer bugün Ali Demir anlatıyorsa demek ki daha uyanmamışsın. Ben de diyorum ki ben gezdim kapı kapı sen gezme. Ben düştüm sen düşme. Ben bunu öğrendim.
sabit kalmayı, sabit bir yerde durmayı öğrendim. Kurban oldum. Yoksa bana ne, sen ne yapıyorsan yap kardeşim. İster uç, ister kaç, ister peygamberim de. Bana ne yani? Evet. İşte diyorum ya, elini uzatıyorsun sopa kafana geliyor. Benim de işim bu yani. Yapacak bir şey Aa, yok. şey, Pektaş yine güzel bir şey söylemiş. Bazı insanlar Aynen. sizi dinlerken kafasındaki denklemlere göre Aynen. dinlerler. Çünkü kafasında başka bir ezber vardır. Kişi kendindeki ezberi bozmadan bir şey öğrenemez. Çok güzel söylemiş. Bak, Kendi ne diyor ezberleriyle Murat dinliyorlar. abinin dediğine %100 katılıyorum. Kişi şunu istiyor. Onun anladığı şekilde Evet. anlatayım hakikati. Onun anladığı şekilde kapı kapı gezmek var. Benim anlattığımda diyorum ki sabit bir Murat abiye gittin. Ya Murat abiyi dinle ya. Benimle ne işin var? Dinle adamı işte. Uyanmış bir bilinç dinle. Bana gelince ayrı bir Allah'a mı geleceksin? Yok. Ona da gidersin aynı. Bana da gidersin aynı. Bu nedir böyle? Böyle dönüyorsun. Dur. Evet. Ve bu senin aslında ilme de saygısızlığındır. O öğretici olan öğretmene de saygısızlığındır. Siz daha önce tarikat tarikat değil mi geziliyordu? Şimdi ona gerek yok ki. Şimdi şu sohbetler bile birer mescittir, birer dergahtır. Birer aslında öğretim kurumudur bu sohbet yerleri. Eğitim kurumudur bura. Sen burada bir öğretmene geliyorsun. Onu zihninle, bak zihninle yargılıyorsun. Halbuki akıllı insan ne yapar? Ali abi, Ali dostum siz böyle dediniz ya acaba ne demek istediniz diye sormak daha güzel değil mi? Direkt ben çıktım demek yerine. Ali abi sen böyle dedin ya niye demek istedin? Bak cevabını verdik değil mi? Dostum benle ilgili de bana gel ona gel demiyorum. Ama Murat abiye gittiysen ya dinle. Rengin ablaya gittiysen dinle. Ondan bir parça alıyorsun, ondan bir parça, ondan bir parça. Kafanda bir Allah zannı tasarlıyorsun ve onun dışında bir şey anlatan da artık kabul Evet. etmiyorsun. Bak herkesten bir parça almışsan ortaya melez bir şey çıkmış. Karma karışık bir anlayış. Bu sefer de diyorsun ki yok anlatanlar benim bu anlayışıma göre anlasın. Niye? Seninki doğru değil ki. Sen doğruyu da yanlışların içinde kaybetmişsin. Yani Evet. doğruyu yanlışın içine alıp onu yok etmişsin. Bu sefer ne oldu? Hevasını ilah edinen çıktı ortaya. Putlaştırdın. Yani o insanların putunu yıkmak da çok zor olur. Neden? Çünkü artık bildiğini zannediyor. Biliyorum diyene de bir şey anlatamazsın. Bilmiyorum diyene anlatabilirsin. Ya düşünsene ben karşına geldim. Ben biliyorum ya. Sivel dostum bunları. Sen ne diyeceksin? Ya kardeşim biliyorsan bu sohbete ne işin var? Git evinde otur o zaman. Benim yanımda ne işin var? Açma bu sayfayı dersin. Evet. Neyse. Ezber bozan demişler. Ben de o yüzden Ali Özüm'e mesela ilk çekildiğimde bu mesela daha çok hatırlandı. Serdar, Bir o sebep. konu değildi. Bu genel sohbet yapıyoruz ya. Biz kişilerle işimiz yok dostum. Evet. İlk senin videolarını izlemeye başladığımda daha seni tanımıyordum. Bir 10 gün öncesinde başlamıştım. Orada doğru mesela ilk şey beni çeken şey o ezber bozan. Çok hani bildiğimin tersinde söyledin. Söylediğin çok şey vardı. Ve ben o yüzden daha rahat çekildim sana. Ya belki hazırdım, bilmiyorum ama hani o bildiklerimin tersini duymaya hazırdım. Çünkü bildiklerimin sıkışıklığı beni rahatsız ediyordu ve genişlemek istiyordum. Genişlemem için bildiklerimi bırakmam gerekiyordu. Bildiklerimi bırakmam için de bunun tersini duymam gerekiyordu ve bunu istedim. Şimdi Ve bu böyle. sohbetleri kendi Telegram grubumuzda yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı oluyor mu? Yok. Herkes birbirini anlıyor değil mi? Can cana Ama yani burası hiç. herkes girebildiği için herkes akıl vermeye çalışıyor burada. Öbürü diyor yanlış yapıyorsun, öbürü diyor şunu yapıyorsun. Ya arkadaşım sen önce bizi bir tanı. Geriye dönük böyle 250 tane video var. Onları bir izle. 5000 tane sayfa yazı var Facebook, Instagram'da 3500 tane. Onları izle. Ondan sonra akıl vermek yerine akıl alırsınız. Merak etmeyin. Yeni gelen yani buranın şeyin riski budur işte. Riski budur. Bak bir tanesi daha yazmış kardeşimiz. Özün bir riski daha var ama geldiği zaman aklını da bırakıyorsun. Akıl He? almak da olmuyor. Bir riski daha var bizim grubun. Aklını bırakıyorsun. Akıl da alamıyorsun. Aklı bırakıyorsun. Aynen. Aklı bırakamıyorlar, zihni bırakamıyorlar. Aman akıl almayalım. Biz aklı bırakana kadar çok uğraştık. E tamam dostum. Burada zaten bizimkiler zaten burada. Evet. Zaten Telegram'da biz konuşuyoruz. En güzeli bizi anlayanlarla birlikte olmak. En güzeli bizi anlayan canlılar zaten Telegram'da biz birlikteyiz. Birlikteyiz. Zaten ara sıra burada da gelip böyle yapıyoruz. Evet. Ara sıra böyle
akıl alması gerekenler bize akıl da veriyorlar. İşte hocam öyle değil ha, böyledir ha. Evet. Olsun, onlar da versin, bir şey olmaz. Bizi seviyorum. Kendinize Çok 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 iyi teşekkür bakın. ederim ben de. Evet, Olumsuz, kendinize. olumlu, Eyvallah. olumsuz ne konuşulduysa hepsine de yine de çok teşekkür Eyvallah, ediyorum. Herkes kalkabilir. eyvallah, Hepsine çok eyvallah. teşekkür ederim. Eyvallah. Bizim evrensel kardeşler, erdemli kardeşler topluluğu, zaten biz birlikteyiz, sıkıntı yok. Evet. Ama işte bakın, görün işimizin zorluğunu görün. Öğrenciler öğretmene ders veriyor artık. Evet. Hadi Teşekkür kendinize ederim iyi Ece. bakın. Sağ ol, Görüşürüz. var ol.